Herkese merhaba. Diyetteki sosyolog kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorum? Bugün soru çözerken videomu başlattım. Şöyle coğrafya, PDF sorularım var. Benim KPSS'den abonelerim de var. Ne yapıyorum? 2022 KPSS hazırlama sürecim devam ediyor. Şöyle göstereceğim. Bununla ilgili size bilgi vereceğim. Bugün ne yaptık? Şu an saat 12, videoyu başlattım. Az bir şey, baş dönmem var. Siyah çayımı içiyorum. Bir sabah dolu dolu başladı. Kızımın zeka kursuna gidiyoruz diye. Gidiyoruz diye gittik. Sonra ana sınıf kaydı vardı. Hocayı aradık Esma Beren için. Hoca çarşamba günü geliyormuş. Onu kaydettireceğiz. Kendisiyle eşim telefonda görüştü. Ben de WhatsApp'tan yazdım bakalım. Sonra Kur'an kursumuz vardı. Geçen yıl gittiğimiz. Ona da Elif Gökçen'in kaydını yaptık Kur'an kursu için. Ya bizim için tempolu bir yaz dönemi başladı. Çok sıcak, çok uzak yani bana yürüyeme mesafesi. Ama kızımı götüreceğim her gün. Yürüyerek gideceğiz. Hem biraz spor yapacağım, hem yağlarımı yakacağım. Hem de yani güzelce kızımı götürüp getireceğim için. Sıkılaşma hocam. Bu arada bende sıkılaşma var. Son 3 gündür azarak az az yiyerek yaptığımı söylemiştim. Beni zorluyor ama şöyle bir şey var. Alt tat değişikliği oluyor. Tok oluyorsunuz ama bir yerde enerji düşüklüğünüz oluyor. Sıkılaşmalar başladı, zayıflama da başlayacak arkadaşlar söyleyeyim ama şöyle bir şey var. Aralıklı oruç yapıyorum, iki öğün yapıyorum. Ekmek yemeyi düşünmüyorum. Sebebi ise ekmeğin daha önce de bilimsel olarak çok kanıtlanmışım. Ekmek yiyeceğim, bulgur tüketiyorum. O da buğday, o da. Daha sağlıklı su, bulgur. Karabuğdayını çoktan beri unutmuştum. Bir abonem hatırlattı. Ben onu tüketiyorum demiştim. Evet, karbonhidrat ihtiyacım bayağı oluyor. Ondan sağlayabilirim. Ama karbonhidrata 4 kaşık, 5 kaşık kadar sınır koymak istiyorum. Yani yerken. Çünkü o çok etkili olacak ve kalınlaşmam, incelmem tekrar başlayacak. Ağır ağır belki vereceğim ama kararlıyım vermeye. Devam ediyoruz. Valla ben de üzülüyorum. Yani herkes kilo veriyor, kilo verdim. Yazıyor, ediyor, çiziyor. Ya ben aç kalsam da vermiyorum. Yani o da bir gerçek. Vücut yoruldu. Bilemiyorum ya, altında vardır bir sebep. Kilo veremeyenler, dirençli olanlar da fark ediyorlar. Ben zaten dirençli kilo veren bir insanım. Denemediğim yol kalmadı. Ben mesela detokslara çok karşıyım. O yüzden detoks önermiyorum. Kendim de yaptım yani. Bayağı bir ağırlarında yaptım. Önermiyorum. Böyle ağır ağır yürüyerek evimin içerisinde dün yarım saat yürüdüm. Bugün de yarım saat yürüyeceğim. İşte yapacağım. Yürüyerek yapmamın sebebi evim içerisinde o bile işe yarıyor. Sıkılaşıyorum. Sıkılaşma da bileklerimde başladı. Kahvaltımı yaptım. Dedim ya 12. Ben 11 gibi falan yaptım. Çünkü açtım ve çekim yapmayı unutmuşum. Dışarıdan geldim. Hemen çekimimi şimdiye kaldı. Unutmuşum. Biraz yorgun, bitkinim ama evimi de süpüreceğim. Yine tekrar kamp başlıyor. Bununla ilgili de size bilgi vereyim. Neden? Benim KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarım olduğu için. Şimdi herkesin bir deneyimi oluyor KPSS'ye çalışırken. Yıllarca işte çalışıyorsunuz. Sözel mantık bana göre bir şey yani. Sözelci bir insan mısın? Hayır, ben ezberci bir insan değilim. Ben mantığı kavrayarak öğreniyorum. Ben 5-6 tane soru bankasının birleştirilmiş PDF'leri satılıyor. Ben onlardan aldım, siparişimi verdim. Ben onları çözerek hazırlanıyorum. Şöyle de güzel harita almış. Mesela bir coğrafyayı nasıl öğrenirim diyorsanız şöyle haritalandırmış. Mehmet Egit var. Mehmet Hoca çok güzel anlatıyor Egit. Tamam, Engin Eraydın da güzel anlatıyor, da güzel anlatıyor ve Mehmet Egit harita üzerine haritalandırıyor. Eğer benim gibi görsel hazaya sahipseniz, görmek istiyorsanız, neyin nerede olduğunu kavramak istiyorsanız, görsel hazaya sahip olanlar haritalandırmalı. Bunu herkes de böyle de daha çok biz mantıksal hareket edenler için. Çok rahat da bulabilirsiniz. Mesela tarihi de aynı şekilde Kadir Koç yapıyor. Kadir Koç'un da bugün kampı var, 6'da yine tarih bize çözdürecek. Kadir Koç da haritalandırıp yazdırıyor yani. Bu benim ve kızımın görsel hafızası burada devreye giriyor. Biz böyle çalışıyoruz. Yazarıp çalışan bir insan değilim. Eğer şimdiye kadar yazarsaydım zaten atanmıştım ama bu yıl akıllandım. Coğrafya bu şekilde yani. Artık baktım ki konu olmuyor. İki hocadan dinledim.
dinlemekle de olmuyor ama Mehmet Eket 10 numara geçen de kampımızda kendisi de yer aldı. Kadir Koç'tan kamp aldım. Soruyorsunuz diyen de Kadir Koç'tan aldım arkadaşlar. Kadir Koç, Zafer Ofosoğlu'nun ben eğitim kampındayım. Yani şeyindeyim, grubundayım. Ben özel öğrencim, özel öğrencilerim dediklerinden biri benim mesela. Onun oradaki öğrencilerden biri önce o bize önerdi. Dedi ki Kadir Hoca dedi şey yapıyor dedi. Kamp. Biz de o istedik. O da bize verdi. Kadir Koç'unkini verdi. Tanışıyorlar. Kadir Koç da bizzat kendisi de ilgileniyor yani telefonla yazsanız deseniz asistanları da var. Onun kampını aldık yani her bir kampta her şeyi öğretiyor. Şey hoca, Türkçeci hocayı sordunuz. Ben yine arkadaşıma söyleyeyim. Onur Tongur mu? Onur Hoca ya. Onur Hoca Türkiye genelinde tüm yayın evlerine soru hazırlayan kişiyim dedi. Satan kişiyim işte hazırlıyor yani bildiğiniz soru bankaları dedi. Çok güzel vurgu yaptı aslında dedi. Dedi ki oturacaksınız soru çözeceksiniz. Kitapta şu da bu da dedi boş. Gerçekten de öyle soruyu çözerek öğreniyorsunuz yani. Kavrayarak Türkçe'de özellikle bize şey önerdi. DGS, LGS dedi sorularını çözerseniz paragraf sözel mantığı oturtursunuz. Güzel de söyledi yani dobra dobra sonunda bir konuşma yaptı gitti. Biz o yüzden hocaları bekliyoruz. Gerçekten insanın deneyimi kendisi üzerinde yapmalı. Eğitim bilimlerine bir Zafer Oflazoğlu'ndan aldım. Kampını da aldım. Özel öğrencisinde. İkincisi de Murat Sakin var. YouTube'a girdiğin zaman Murat Hoca'yı göreceksin. Ama Murat Hoca'nın sadece o YouTube'daki videolar değil. Öyle bir kamp yapmış ki sisteminde giriyorsun. Denemesi var, branş denemesi var. Çözüyorsunuz. Biraz zordur ama dili. Ama kavratarak öğreniyor. Yani bana hitap ediyor. Kavratarak, çizdirerek yaptırıyor öğrencileri ve kimseye de ben şu kadar net size yaptırım demiyor. Öğrencisinin analizini yapıyor. Kişiye değer veriyor. WhatsApp'ta yazıyorsunuz Murat Hoca'ya. Murat Hoca sizi sesli arıyor. Siz soru yöneltiyorsunuz. O soruya cevap veriyor. Eksi artı böyle şey de yapmıyor. Dinliyor sizi, analiz ediyor, ona göre cevap veriyor. Ben hep dedim ki ya sorun bende, ben öğrenemiyorum, ben öğreniyorum falan. Adam çok güzel yaptı bana. Video git 5 tane izle gel dedi gittim izledim geldim. Birkaç soru sordu. Ha dedi sen de öğrendiğin sistemde sorun var. Sende yok hocam dedi. Devam edeceksin, izleyeceksin. O şekilde hocam yani hocalarım eğer eğitimci de kamp almak isterseniz paket gelecek için yeni hocalarım vardır. Murat Sakin'den kesinlikle gireceksiniz. 45 liraya aldım kamp. Bir düşünün ya bir soru bankasına veriyorsunuz. Soru bankası bile o kadar değil. Denemesi haftada bir deneme çözüyorsun. Genel kültür, genel yetenek ve artı eğitim bilimleri alıyorsunuz. Ve branş denemeleri var. Ve her hoca size, kaç tane hocası var? 5 tane, 6 tane, 7 tane. Yok, 7 değil. Kaç tane? Nevin Hoca. 3, 4, 5, 6 Murat Hoca ile 6 Mevlüt Hoca da yok. 6 hoca size her dersi ayrı ayrı anlatıyor. Nevin Hoca öğrenmeyi anlattı, rehberliği anlattı, gelişimi anlatıyor. Öyle diyeyim. Ölçme değerlendirme Murat Hoca anlatıyor, Mevlüt Hoca anlatıyor. Açmışlar özel kamp grubunu bize videolarında o şekilde söyleyeyim. Şu an onlardan da yararlanıyoruz. Öyle bir kamp ki her gece yani her gün mesela saat 9'da başlıyor hafta içi dersleri 12'ye kadar. Hafta içi de 6'dan 7'ye kadar yani 12'ye kadar o hocalarımız tekrar bize ders veriyor. Biz yani kafesi bu şekilde hazırlanıyoruz. Murat Sakin dediğim gibi önce bir araştıracaksınız. Sonra WhatsApp'ta zaten numarasını YouTube'da her yerden veriyor. Bir kendisiyle görüşeceksiniz. Aklınıza yatarsın ki kamp alacaksınız. Bu da bana ilk tecrübe oldu. Önce ben algılayamadım falan Murat Hocam sorularını. Şimdi çözebiliyorum yani ilerleme var. Daha da ilerleteceğim. Ağır ağır ben tırmanıyorum. Öyle diyeyim devam ediyor. Şimdi ben sorularımı çözüm. Saat 6'da yine kamp belirlediler. Dediğim gibi zayıflamayla ilgili ben bugüne kadar her şeyi denedim. Ama devam ediyor yani az yersem gidiyor. Ama az yemede şöyle şu kadar soruları çözüp de bir tarafta halsiz bittiğini düştüğüm zamanlar da bunu çözmek için de bir denge sağlamam gerekiyor. Ama yine bakın zayıflamayı bırakmıyorum, bırakmayacağım da. Bak ders çalışmanın altına girmiyorum, onun altına girmiyorum. İşte sen kahvaltısı hazırlıyorsun ki o zaman yemeği içmeyeceksin, kilo vermek yok. İşte öyle değil. Kilo verme ömür boyu devam ediyor. Nesini terbiye edeceksin? Hiçbir şeyin arkasına girmeyeceksin, sığınmayacaksın. Ya ben çalışıyorum, işte yapamam, edemem gibi düşünmeyeceksiniz. Gireceksiniz, güzel bir şekilde her şeyi yapacaksınız. Az yeme benim, az yeme derken yoğurt dediğim gibi o bardağı gösterdim. Yemekten yarım saat önce onu içeceğim. Ki yemekle birlikte birleşmesi mideyi genişletebiliyor.
bir doygunluk, bir açlığımı bastıracak. Ondan sonra öğün yemeklerimi yemeyi düşünüyorum. Sadece sabah yapacağım bunu. Öğün yemeklerimi de o şekilde yemeyi düşünüyorum. Akşam yemeğini de kesinlikle azaltmalıyım ki kilo vereyim. 4-5 gibi de yemeyi düşünüyorum. 11 gibi ya da 10 gibi kahvaltı yapmayı düşünüyorum çocuklarımla birlikte. Bakabilirim ama saat 12'de de olabilir. Çünkü Aralıklı Oruç'la İyi Yaşam var, grubu var Face'te. Ona bir bakmam gerekiyor. Oradaki insanların deneyimleri çok önemli. Gidip bakabilirsiniz Face'te. Aralıklı Oruç'la İyi Yaşam. Orada ne yapıyorlar? Orada herkes kendi tecrübesini, hangi saat aralığı iyiydi herkes soruyor. Orada herkes kendi saatini oturtmuş. Kademeli bir şekilde ilerlemişler. Öyle diyeyim. Neyse ben çok konuştum. Ders çalışayım arkadaşlar.